Merhaba arkadaşlar, FC 24 ve Zikas kariyerinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Zikas ile Liverpool'da harika gidişatımız devam ediyor. Bugün Şampiyonlar Ligi maçlarımız var. İlk maçımız Kopenhag ile. Ardından da lige geri dönüp tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne devam edeceğiz. İlk bölümde hatırlayacağınız üzere biraz sıkıntılar yaşıyorduk Liverpool'da ama ikinci bölümde daha iyi bir futbol oynamaya başladı. Hem takım hem de ben de daha çok alıştım. Umarım bu şekilde devam eder diyoruz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, video izledikten sonra da yorum atıp beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Dediğim gibi bugün Kopenhag maçıyla başlıyoruz. İlk 11'deki yerimiz zaten garanti ama ben yine de antrenmanları yapıp geçeceğim. Aktivitelere bir bakalım ne varmış. En son derbi zaferiyle ilgili bir açıklama yapacakmışız. Bu arada videoyu izleyenler bir önceki bölümde biz Chelsea'yi nasıl yendiysek gerçekten de Liverpool Chelsea'yi öyle yendi. Bu konuda yorum olarak da hem Twitch'te hem Instagram'da yazan arkadaşlar vardı. Oynayan kazandı. Evet, hemen antrenmanları yapalım. Bunları ben oynamıyorum zaten. Sadece diğer puanlardan ziyade virtüözümüz artsın diye antrenmanları verdim. Herhangi bir kondisyon sıkıntımız yok. Yağmurlu havada oynayacağız. Kopenhag deplasmanı zordur diyoruz. Aynı zamanda biliyoruz da yani. Bakalım bu maçtan galibiyetle ayrılabilecek miyiz? Evet, maça başlayan taraf Cornelius ile Kopenhag oldu. Zemin bir aile ağır gözüküyor ama yine biz gollerimizi atarız bence. Şimdi Rodrigo'dan savunma arkasına bir top, daha doğrusu kanada bir top. Wesley Kaz topla buluştu. Rakibine bir çalım. Wesley ama bir çalım daha attı. Döndü, vurdu. Oy oy! Wesley Kaz 90'a astı. Bir an top dışarı çıktı zannettim ama inanılmaz bir gol atıyoruz. Gerçekten harika bir gol. Bu bence şu ana kadarki attığımız en güzel gol olabilir ya. İşte böyle sıyrıldık. Çok güzel döndü Wesley Kaz. Vuruşunda top tam 90'a, yani dışarı çıktı zannettim ama inanılmaz iyi yere vuruyoruz. Helal, çok iyi vuruş. Klopp da burada seviniyor deliler gibi. Kopenhag karşısına erken gol bulduk. Çok da güzel bir gol bulduk. Bu iyi oldu. Şimdi Kamaldin açtı ortayı. Biraz arka direğe doğru. Hansen'den etkisiz bir kafa vuruşu. Şöyle Alisson'dan istesek gelebilir mi bize? Yok abi, bir türlü kaçamadım. Tamam, sen bildiğin gibi at. Alisson dikti bu arada, indirir miyiz? İndiremedik, gelmedi bize. Vavro bir top ata... Ne yaptı abi Gikas orada? Wesley savunmadan kaptı topu. Kopenhag savunması çok kötü başladı maça. Wesley yakın direğe vurdu. Gazzaniga. Keşke uzak direğe bıraksaydım ya. Korneri kullanıyoruz. Şöyle ön direğe doğru gittim. Korner kullanıldı. Wesley'nin kafası 2-0 oldu. Wesley Gikas maça damga vuruyor. 15 dakikada durumu 2-0 yaptı. Alayı ortalardan şikayetçiydik ama... İşte görüntüde çok iyi orta kesti. Güzel de kafa vurduk. Durum 2-0. Meling ile geliyor Kopenhag. Ceya sahasına girdi. Kamaldin'e çıkardı. Kamaldin Ceya sahası dışında pas verecek arkadaşını aradı. Klaesson. Döndürmeyin abi. Klaesson döndü. Çok kötü vuruş. Gakpo Gikas'a oynadı. Biraz yalnız kaldık orada. Sağ kanada döndürdük topu. Rodrigo ne yapacak? Verdi pasını. Arnold. Arnold sıyrıldı. Ortayı da açtı. Vavro. Ne oluyor lan bunlar? Orta açmaya falan başladı ha. Endo pasını verdi. Wesley. Hat-trick yapmak için çabalıyor bugün ama rakibine kaptırdı topu. Graham Welch ile sağ kanattan geliyoruz. Graham Welch yavaş yavaş gıdım gıdım geliyor. Şimdi Arnold. Ne yapacak? Pasını verebilecek mi? Hocam faul yok mu orada? Graham Welch'e çıkardı. Graham Welch. Top hala onda. Dışarı oynadı. Zielinski. Wesley döndü. Wesley vurdu. Vavro. Vavro güzel açı kapatıyor önümüzde. Daha doğrusu her an ensemizde. Şimdi Rodrigo aldı. Wesley yukarı doğru kaçtı. Wesley topu istedi. Aldı Rodrigo'dan. Wesley vurdu. 3-0 oldu. Dakika 35. Wesley Kaz hat-trick'ini tamamladı. Çok rahat bir maç oluyor Liverpool için. Hocam valla eğer yani böyle devam edersek ben ikinci yarıya hiç çıkmayayım. Beni dinlendirin. Skoru aldık zaten. 3-0 oldu. Wesley Gravenberch'e bıraktı. O da atarsa artık. Yani cidden ilk yarıda 5-0 yaparsak. Bıraktı önüne Gravenberch Wesley'in ama... Hiç beklemiyorduk. Güzel de bıraktı aslında. Wesley sağ tarafa Rodrigo. Güzel açtı oyunu. Şimdi Gravenberch. Endo. Abi top nasıl o kadar geriye gitti ya. Ne güzel atak yapacaktık. Rodrigo'nun pası Wesley. Wesley Rodrigo'yu düşündü. Savunma arkasına gönderdik. Rodrigo indirdi topu. Verdi. Oo, dışarı. Hiç beklemiyordum ama Wesley'den bir çalım. İkinci çalım gelir mi hocam? Ama ilk baştaki faul de orada ya. Hocaya cidden isyan edeceğim artık ya. Melink pasını verdi Kamaldin'e. Kamaldin dışarı oynadı. Klaesson. Kopenhag fark etmeye çalışıyor. Cornelius bıraktı Kamaldin. O da bıraktı Melink. İyi paslaşıyorlar ama Arnold araya girdi. Hızlı çıkarsak şans olurdu ama Melink toptaya çıktı. Rodrigo Wesley'e bıraktı topu. Wesley sevdiği pozisyonlardan birini yakaladı. Çok hızlı girdi. Ceyasas içinde Wesley uzak direğe bıraktı. 4-0 oldu.
Ve Ezdegikas 4-0 yaptı durumu. Evet abi, bu golden sonra bence daha burada oynamanın çok bir mantığı yok. Bence değişikliğimizi isteyebiliriz. Dakika 60 oldu zaten. Yani çok çok rahat bir maç çıkardık. Hiç bu kadar rahat bir maç olacağını düşünmüyordum Kopenhag maçının. Ama kadroyu çok da bozmamışlar. Transfer yapmamışlar yani. 2 maçta 5 golümüz var Şampiyonlar Ligi'nde. Gravenberch, Wesley'e yine oynadı. Wesley. Bir ball roll. Wesley açıyı buldu, vurdu. Gazzaniga çok iyi çıkardı. Ama Wesley'nin son şutu oldu bu. Wesley çıkıyor yerine. Elyounoussi. Yok lan, o şeyde Kopenhag'da Jota giriyor. Dedim Elyounoussi'yi aradık biz. Bu arada hocanın isteklerini de yerine getirmişiz. Gayet güzel bir maç çıkardık. Gollerimizi attık. Yerimizi de Jota'ya bıraktık. Maçın geri kalanını simüle edelim. Bence 5-6 bile olabilir bu maç hatta. 5-0 oluyor. Bir golde Rodrigo atmış. Abi biz neyi yapamadık yine hocanın isteklerinden? He. Gol olan şut oranını %70 yap. Yok ya hoca, yani daha neler. Adama hat-trick mi ne yaptık? Hala onu beğenmiyor ya. Evet, şimdi lige geri döndük. Ligde 5 puanlık bir fark var. Pardon, düzeltiyorum, 6 puanlık bir fark var. United'ın arkasındayız 15 puanla. Bir an ikinciyiz zannettim. Oyuncu menajerine bir bakalım, herhangi bir yeni takım var mı? Barcelona gelmiş. Eyvah eyvah Barcelona. Ama ya ben bu kariyerde Real Madrid'e gitmek istiyorum ya. Yani Real Madrid'de oynamak daha iyi olur bence. Ama kafamızı karıştırmayın. Her sene de takım değiştirmek istemiyorum. Yüksek maç performansımızdan dolayı hemen bir açıklama yapalım. Bu arada yanlışlıkla otobiyografi yayınladık. Beat Celtics olup paramızı da alalım. Aynı zamanda dediğim gibi sıkı çalışmaya devam et diyelim. Leicester kaçıncı sırada abi? Leicester 19. sırada. Hocam Leicester'ı geçelim. Milli takıma gidiyormuşuz. Aslında belki bir tane milli maç sıkıştırabiliriz araya ya. Gravenberch'le falan da şimdi anlaşmaya da başladım. Fena da değiliz. Leicester bu arada 20. sıraya kadar geriledi. Hemen maçın sonucuna geçelim. 3-0 diyorum. 4-1 alıyoruz. Rodrigo, Gravenberch. Rodrigo ve Gravenberch atmış golleri. Ben ne yapmışım abi onları gol atarken? 7.2 almışım. Yani kötü oynamışız. Şimdi milli takımda iki maçımız var. Biri Çek Cumhuriyeti ile biri İsveç ile. Yanlış görmeysem o yüzden Çek Cumhuriyeti maçını değil de ben İsveç maçını oynayacağım. Gerçi bir dakika. Yo, evet evet, bu maçı geç. İsveç ikinci olan çünkü. Yanlış yere girdik. Şuradan hemen maçı geç diyelim. Çek Cumhuriyeti'ne 2-1 yeniyoruz. Gakpo ve Memphis'ten gelmiş goller. Biz ne yapmışız abi? 7.2. Abi biz baya kötü oynamaya başladık ya simülasyonlarda. Doğal olarak hocanın isteğini de yerine getiremedik. Derbi zaferi, geç onu. İsveç maçına çıkacağız. Ardından Wolves maçımız var. Geçelim İsveç maçına. İkinci sıradalar grupta. Şöyle bir bakalım. Abi bu ilk 11'in yani iyi oynaması lazım aslında ya. Büyük ihtimal bizim sıkıntımız dizilişten dolayı ama yani bence gayet iyi bir kadromuz var milli takım olarak. Evet, geçelim maça, bakalım İsveç karşısında bu sefer milli takımda neler yapacağız. Hollanda-İsveç karşılaşmasına başlayan taraf İsveç oluyor. Gyökeres'in başlama vuruşu ile. Gakpo aldı. De Jong abi savunma arkasına gelsin, orada neler olacaktı. Gakpo hala gelmiyor. Gakpo şimdi geldi anca biz isteyince. Wesley ceza sahası içine girdi. Bastı topa, bıraktı pasını Malen. O da Gakpo'ya. Gravenberch dönemedi bir türlü orada. Gravenberch'in şutu Rine. Kornere çaldı. Öndüreye gidiyorum abi, bekleyin. De Jong açtı ortayı. Wesley sırtıyla vurdu. Pas oldu Gravenberch'e. Isak araya girdi. Gakpo Gravenberch'e bıraktı. Gravenberch. Wesley ikası oynadı. Wesley ikas. Oğlum bu karaktere ne oldu? Her vurduğumuz giriyor valla. İnanılmaz bir gol daha atıyoruz. Ya, gerçi bu çok inanılmaz değil. Tam kendimizi şey yapmayalım, abartmayalım. Güzel bir gol daha atıyoruz. Wesley ikas milli takıma golle dönüyor. İkinci maçta. Yani güzel vurdu bu arada. Ben uzak direğe zor vururum diye düşünüyordum ama o kadar sert vurduk ki kaleci hiçbir şey yapamadı. Şimdi Wesley aldı savunmadan topu. Vallahi tam bir yani santrafor olduk. Her şeyi yapıyoruz ya. Pasımı verdim Gakpo'ya. Gakpo bekle. Bekle Gakpo. Gakpo ayağından açtı. Ama Wesley araya girer mi? Ah be. Hien orada araya girip son anda uzaklaştırdı. Şimdi Gudmundsson. Tehlikeli geliyor İsveç. Carson bıraktı ama delikt. Geçirmeyi topu. Bir hatalı pas Botman'dan. Kulusevski'nin vuruşu. Tekrar Botman. Wesley aldı ama hocam el mel yok orada ya. Değmedi sanki. Aa tamam, adamın eline değmiş zaten. Isak da geliyor İsveç. Isak kanada geçti. Carson. Araya giren isim Botman. Hızlı çıkarsak tehlikeli olabilir. Ama benim yanımda kimse yok ki ya. Önde fazla kişi kalmıştı İsveç. Depay sağ tarafı oynadı. Malen içeri girmeye çalışıyoruz. Malen'in pası Gakpo. Depay. Ne yapacak? Açto içeri. Wesley vurdu. 2-0 oldu. Helal be Depay. Vallahi bu ortalardan şikayetçiydim. Top atılmıyor edilmiyor diye. Bayağı bir pas almaya, orta almaya başladım. Şu an her şey çok iyi gidiyor. Bakalım milli takımda da hat-trick yapabilecek miyiz? Yine araya girdik. Bu karakter nefis bir şey oldu ya. Gakpo oynadı Wesley'e. Wesley. Kötü kontrol ama vuruşu. Eyvah eyvah. Sol ayağıyla harika bir vuruş çıkardı Wesley ama bu sefer çerçeveyi bulamadık. Benim burada amacım biraz daha ayak dişi denemekti ama çok iyi gitmiş top. Bayağı iyi gitmiş.
Gravenberch, Wesley oynadı. Wesley'nin arkasına 3 kişi birden geliyor artık. Wesley boş alan arıyor. Yukarı bıraktım. Orada topla buluşan Malen. Malen'in pası Gakpo. Gravenberch Wesley'i denedi ama savunma başarılı. Gravenberch Wesley'e bıraktı. Wesley tam zamanında göndereceğim. Aa lan. Keşke havadan gönderseydim. Hiç alabileceğini düşünmedim orada ya. Ama top kaybını telafi ettik. Şimdi Xavi Simons. Wesley. Wesley. Geçebilecek mi abi? Yardıma gelen birisi olacak mı? Heh, verdim yukarı. Bekle Gravenberch, gel bana. Gravenberch gel. Açtım ortayı. Aa çarparak gitti. Lan oğlum devam ettirsene ya. Top bizde zaten. Topun başında Gakpo var. Açtı ortayı arkaya doğru. Fernando oynasına doğru. Bir vuruş Frimpong. Lindelof uzaklaştırdı kornere. Bu arada Malen yerine Frimpong girmiş. Simmons'tan istedik. İndirdim topu göğsümle Memphis Depay. Xavi. Gravenberch. Wesley. Vuruşunu yaptı. Oğlum plas ederim. Çok kötü ya. Frimpong'un pası Gakpo. Tekrar Frimpong. Wesley. Orta istedi. Frimpong. Ne oldu orada? Faul yok mu? Frimpong alırsın sen onu. Bırakma. Aferin oğlum. Svanberg ile geliyor İsveç. Svanberg önünü boşalttılar bir anda ama geri döndü Larsson'a. Larsson ne yapacak? Pasını verdi sağ tarafa. Offside yok mu? Yok. Kulusevski Gyökeres vurdu. Delikten sekti. Kaleci Flecken ne yapacak? Uzaklaştırın abi. Ya alsanıza topu lan. Gertrude ha. Depay ile geliyoruz. Xavi. Wesley oynadı. Wesley çekti. Aradan gönderdik Gakpo'ya. Gakpo düzeltip vuramadı Lindelof'tan. Güzel müdahale. Ve maç sona erdi. Eleme maçında İsveç'i 2-0 mağlup ediyoruz. Wesley Kas hem Premier Lig'de hem de milli takımda daha doğrusu gollerine devam etmeye çalışıyor. Devam ediyor daha doğrusu. İşte görüntüde bugünkü maçın yıldız ismi Wesley Kas. Evet lige geri döndük milli aranın ardından. Menajerimiz bizi övmüş yine. Her seferinde yanlışlıkla şuraya giriyorum abi. Mesaj var diye hani oraya tıklıyorum. Yüksek maç performansı, sıkı çalışmaya devam et. Bunu yapmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi Rapid'i almak. O yüzden genelde Virtuos üzerine gidiyorum. Şöyle bir bakalım. 5. sıradalar. Bizim hala 6 puan farkımız var. Wolves maçının ardından sadece 2 gün arayla Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağız. O biraz sıkıntı yaratacak gibi duruyor. Wolves öncesi takımda değişiklikler var ama abi yine değişmeyen mesela sadece benim ya. Ya keşke beni de böyle arada rotasyona koysa hoca. Valla geçen maçta olduğu gibi eğer maçta skoru yakalarsam maçtan hani erken çıkmayı düşünüyorum. Geçeyim Wolves maçına. Maça başlayan taraf Wolves oldu. Liverpool... Bu maçtan 3 puanla ayrılmak zorunda. Aradaki farkı kapamak zorundayız. Wesley'den erken bir baskı. Topu kaptık hemen. Endo'nun pası. Abi yine gölgeli sahadayız ya. Wesley uzaklardan vurdu. Abi çataldan döndü. Ne daha iyi seçeneği. Vuruşa gel. Benim şutlar inanılmaz bir hal aldı ya. Harika bir şut çıkardık yine çataldan. Gravenberch topla geliyor. Wesley aldı topu. Pavard orada araya girdi, kaptırdık. William sinirdi Wesley'e. Ah be ara pası gönderebilirdik ama... Allah. Lan bol rol yapalım dedik, topu nereye açtı? Wesley pasını verdi Arnold'a. Arnold'un önü boş. Vur oğlum. Vur Arnold. Arnold vurdu 1-0. Wolves karşısında asist diyor bize ya. Bu goller nasıl asist oluyor ya? Wolves karşısında yine erken bir golle öne geçiyoruz. Rodri'nin pası. Bellegarde. Bellegarde'ın üçlü kim? Nice'ye çok iyi kapadı orayı. Şimdi Arnold... Rodrigo geri döndü. Sağ kanada gelir mi Williams? Topu istedik ama gelmediler. Endo indirdi. Wesley aldı. Pasını verdi. Gravenberch'e. Bekle Gravenberch. Sende kalır mı? Gravenberch çok iyi. Wesley'i gördü. Wesley. Bir ball roll. Bastık topa. Solter'dan. Keşke önümüze çıkken vursaydık. Şimdi aldık yine tekrardan. Wesley'e sas içine. Verdi pasını. Endo. Gravenberch vurdu. Jose Sa. İki hamlede aldı topu. Amoricio. Wesley oynadı. Wesley. Ver kaça gireceğiz Gravenberch ile. Verdik ama kaçamadık. Oliver Torres topu kaptı. Henrique ile geliyor Wolves. Güzel orta. Bir kafa kimince Williams uzaklaştırdı. Wesley indirdi. Tehlikeli atak olabilir şimdi. Wesley. Rodrigo'nun koşu yoluna bıraktı. Bir asist daha mı geliyor? Rodrigo kayıcıya karşı karşıya. Rodrigo çekti. Rodrigo bir çalım daha ortaya bıraktı. Wesley vurdu Van de Ven. Güzel bıraktı ama ben koşmamıştım yani atar bunu diye. Çok kötü yere çekti Rodrigo. Wolves yine sol kanadı kullanıyor. Bellegarde. Çekti topu dışarı oynadı. Geriye oynadı. Rodri ceza sahası içine girdi. Pas verecek arkadaşını arıyor. İyi kapattık. Kundal. Ya da Kundal bilmiyorum ama Morton araya girdi. Kaptık topu. Wesley Kas. Morton'dan istedi. Morton nefis bir top attı Wesley'e. Wesley. Topuk pası Rodrigo'ya. Rodrigo ne yaptı? Ulan nereye fırlattı attı bizi adamlar ha. Rodrigo topuk pası. Endo. Endo bıraktı sol tarafa. Hütun araya girdi. Jose Sa.
Orada Vezzi'nin baskısı vardı ama uzaklaştırdılar. Ve ilk yarı sona erdi. İlk yarıda 1-0 üstünlüğümüz var. Tek gol Arnold'dan geldi. İkinci yarıya Vezzi ile Liverpool başladı. Hocam bir gol daha atıp maçtan da çıkabiliriz. Çok yorulduk çünkü Şampiyonlar Ligi maçımız var. Gerçi Frankfurt bu maça göre daha zayıf bir rakip gibi ya. Bilemedim ama bakacağız. Oliver Torres sol tarafa baktı. Bastı topa. Takım arkadaşını aradı. Corbanu topuk pası. Bu yine Eya'nın topuk pası hastalığı. Devam ediyor abi bu senede. Williams'tan topu istedik. Rodrigo kaç, indireceğim sana. Aynen öyle, bekle. Şimdi gel bana. Rodrigo harika pas attı Vezzi'ye. Vezzi koş. Hikas aldı, cihaz sas içine girdi. Köşeye vurdu top ağlarda. Vezzi Hikas. Rodrigo işbirliği devam ediyor. Rodrigo'yla güzel verkaça girdik orada. Durum 2-0 oldu. Dakika kaç? 56'da Vezzi Hikas golü buldu. Jonathan David. Oliver Torres ile paslaştılar ama Liverpool savunması. Bu arada Williams bayağı iyi bir performans sergilemeye başladı. İlk başlarda soru işaretiydi ama... Abi bu arada ilk başta pas atsanız önüm bomboştu. Liverpool savunmasından bahsediyordum. Liverpool bayağı bir hani savunmayı geliştirdi. Zielinski'nin kafası Wesley indirdi. Sol tarafa Amarucci'ya. Endo. Lan bak yine kaçan adama göndermediniz. Şimdi Arnold. Wesley önüne istedi. Aldı topu. Rodrigo'ya git diyor. Wesley bir anda hızlandı. Wesley verdi pasını Rodrigo'yu denedi ama Henrique araya girdi. Oliver Torres'ten topuk pası. David ortaya oynadı. Rodri'nin şutu 2-1 oldu. Ama bu maçta çıkmak yok. Rodri durumu 2-1'e getiren golü attı. Güzel de bir gol attı. Sol tarafa oynadım. Diego Jota'ya. Jota'dan geri isteyeceğim çünkü dışarıda kimse yok. İçeride kimse yok. Düzeltiyorum. Wesley. Top hala Wesley'de. Tekrardan sola bıraktık. Guerrero'ya. Jota aradan gelebilir mi? Oynamadı. Şimdi Zielinski. Çok iyi kapandı Wolves savunması. Zielinski bir topuk pası. Top kaybı geldi. Van de Ven uzaklaştırdı. Sağ kanattan geldi Wolves. İçeri orta. Kim Minje'yi uzaklaştırdı. Wesley indirdi Jota'ya. Bir gol daha bulmamız lazım. Yoksa biraz sıkıntıya girecek gibi duruyor maç. Şimdi Gravenberch. Wesley'i görür mü? Abi bak çok ama ya bu. Yani bu kadar atmamanız. Şimdi Gravenberch. Wesley oynadı. Bu sefer de kötü top attı. Çünkü hızlanamamıştım yani. Çok şey oluyor. Ara pası kaçırıyorlar ya. Wesley ve Rodrigo'nun baskısı var orada. Sonuç getirir mi? Oha çok iyi çıktı oradan. Şimdi ama kafa topu bizde kalır mı? Nasıl faul o ya? Rodri de geliyor yine Wolves. Rodri'ye dikkat etmemiz lazım. Rodri bir anda hızlandı. Dışarı çıkardı. Hütten. Pasını verdi Bellegarde. Bir topuk pası. Wesley savunmasına yardımcı oldu. Wesley gidiyor. Wesley sola bıraktı. Jota ne yapıyorsun ya? Ama yine aldı Wesley. Bir top kaybı daha. Yine aldık. Zielinski uzaklaştırın abi şu topu. Güzel. Hücuma çıkalım. Oyn. Lan offside'ız. Oynama. Hocam sağ oynayın. Zielinski sağ taraf oynadı. Offside bayrağı kalktı mı ama. Abi ne oluyor, ne yapıyor anlamıyorum ki ben bunlar ya. 2-0 2-1 yeniyoruz, düzeltiyorum ama. Ya şu ileri biraz daha hızlı oynasak. Normalde 3-4 olacak maçtı. Hiçbir anlam veremedim son anda yaptıklarımıza ama. Zor da olsa galip gelmeyi başarıyoruz bu maçta. Bu arada Arnold'a bu sezonki ilk golünü attırmışız. Sıradaki maçımız Frankfurt ile. Aktivitelerden hemen yorumumuzu yapalım. Şampiyonlar Ligi'nde sıradaki maça geçelim. Aslında bu maçı şey yapsak mı ya? Ama bir dakika, daha bir hani böyle capşaplı bir maç var mı? Yani Brentford maçı var. Çok da çeken bir maç değil beni. Hani şu maçların bir kısmını simüle edebiliriz. Ya neredeyse yani Kasım ayında çok tırt maçlar var ya. Biraz puan durumuna da bakmak lazım o maçlarda. Frankfurt maçına geçiyoruz. Gikas hayli bir hayli yorgun. Diğer arkadaşlar takıma döndü ama hocamız bizi kesmediği için biz maça yorgun çıkacağız. Yorgun başlayacağız. Geçelim Frankfurt maçına. Deplasmandayız. 90 dakikaya Liverpool başlıyor. Frankfurt deplasmanında bakalım bu maçtan galip ayrılabilecek miyiz? Vezik. Oğlum bu sahanın ortasında bir şey var. Şurada gölgeye düşüyoruz ha. Acaba tepede televizyon falan mı var? Scoreboard gibi bir şey. Wesley ver. Evet kesin var çünkü bu tarafta da gölgeye düşüyoruz. Endo Wesley oynadı. Wesley sola bıraktı Gakpo'ya. Wesley istedi. Guerrero'dan nefis top. Wesley kas. Rakibinden silebilecek mi? Bir çalım denemesi var. Varan mı? Oha Varan almış Frankfurt. Ya yani tamam yaşlanmıştır da Varan Varandır en nihayetinde. Gravenberch. Wesley kas oynadı. Wesley bekletmeyen topu pasını bıraktı. Rodrigo'ya. Rodrigo ne yapacak? Wesley boşa çıkmıştı. Oynayamadı başta. Şimdi Wesley oynadı. Wesley döndü. Vuruşunu yaptı. Varan'a çarptı. Zielinski. Estetik bir vuruş ama yanlarına vuta çıktı. Varan ayağından bir tık açtı ama Gikas yetişemedi topa. Hatalı pas geldi Varan'dan. Zielinski. Gikas. Rakibinden sıyrıldı. Sol kanada indik.
İçeride tabii ben olmayınca kimse yok ama korneri aldık orada. Korner atışı kullanılacak. Ön direğe doğru gittim. Wesley'e geldi top. Wesley vuramadı. Şikiriz. Yeniz ki önümüze kalmadı. Bade uzaklaştırdı. Şimdi savunma arkasına nefis bir top. Skamakka. Alisson'la karşı karşıya Skamakka. Kaçırdı. Çok net bir fırsattan yararlanamadı Frankfurt. Wesley sağ tarafa bıraktı. Arnold'a. Rodrigo'dan istedik. Rodrigo güzel de pas attı. Wesley ceza sahası içine açtı ortayı. Bir kafa gelir mi gelmedi Bade. Gravenberch indirdi. Endo vurdu tekrar Bade. Bade bayağı iyi savunma yapıyor bugün. Varan ile. Beni nereye götürüyor abi AI? Guerrero. Endo. Verdi pasını. Gakpo. Zielinski. Wesley. Wesley vurdu. Savunmaya çarpan top. Trap kornere çeldi. Korner kullanacak. Yine iyi bir yere. Lan Wesley çıkamadı. Dine Eminbe. Gravenberch'in vuruşu penaltı. 50 oynama var orada. Penaltı kazanıyor Liverpool. İşte bu pozisyonda hocam bakalım el var bu sefer var. Skamakka'nın eline çarpıyor top. Topun başında kim var abi? Gakpo herhalde o. Rodrigo'ymuş. Rodrigo'nun vuruşu trap. Abi bu AI niye bu kadar yavaş kullanıyor penaltıyı ya? Penaltıyı kaçırdık. 36. dakikada. Ben varken niye Rodrigo kullanıyor ki ya? Gel abi. Zieniski, Gakpo. Wesley oynadı. Wesley ayağının dışıyla trap. Trap bugün Frankfurt'u ayakta tutuyor resmen. Kafayı indirdik Zielinski'ye. Zielinski Varane'ı geçemedi. Bu arada veteranlarla karışık güzel bir kadro kurmuş ya Frankfurt. Yani sol tarafta Mane var. Tecrübeli Götze, savunmada Varane, kalede Trap. İyi bir kadro kurmuşlar. Şimdi Mane. Eski takımına karşı oynuyor o da. Mane dışarı oynadı. Götze'nin ortası. Bir kafa Arroyo'dan. Wesley. Rodrigo'yu gördü. Çok kötü top attık ama Rodrigo alabilir mi? Alamadı. Ama Wesley'nin önünde kalır mı? Lan oğlum o tekte aşağı oynayalım diye yuvarlığa bastım ben ya. Şimdi Wesley aldı. Wesley. Rodrigo'ya verdi. Rodrigo. Wesley'e bıraktı. Wesley durdurdu vurdu Varane. Yine Varane. Kluivert ile geliyor. Frankfurt ama savunma başarılı. Şimdi Liverpool'a hata edeceğiz. Wesley bıraktı Gakpo'ya. Bu arada ben çok yoruldum. Yani hızımda ciddi bir düşüş var. Guerrero aldı topu. Wesley aradan kaçırmayı deneyeceğim. Wesley'in topu pası güzel ama. Yani ben daha düz bir şey bekliyordum. Biraz falsolu bir şey atmayı denedik. Trap'te kaldı top. Gravenberch'in pası yine Wesley'de. Wesley çıkın diyor ileri. Sağ tarafa bıraktık. Lan bırakın beni. Rodrigo aldı. Rodrigo. Wesley oynadı. Wesley'nin şutu trap. Kornere çeldi. Dakika 64. Liverpool tempoyu arttırıyor bir tık. Ön direkte yerimi aldım. Benden çok uzunlar ama Wesley yükseldi. Vurdu. Üstten avut yine. Güzel vurduk ama. Gakpo. Wesley oynadı. Sağ tarafta bindiren bir Arnold var. Onu gördük. Wesley. Boşa kaçmaya çalışıyor. Arnold'dan aldı. Wesley. Top hala Wesley'de. Verdik pasımızı Gravenberch'e. Abi çok iyi savunuyor şu an Frankfurt. Gravenberch ne yapacak? Yanında Endo var. Endo'ya pas verdi. Endo Wesley'i denedi. Varane araya girdi. Onu yer mi lan Varane? Frankfurt Dina ile geliyor. Dina sol kanatta boşluğunu açmadı ortayı. Şimdi geri oynadı Mane. Mane'nin pası. Ceza sahası dışına. Lukman. Kapatın önünü. Lukman'ın şutu. Alisson. Korner kullanıldı. Wesley'nin olduğu noktaya doğru. Abi el yaptım galiba. Yo tamam o yaptı. Vallahi korktum. Bir an penaltı zannettim. Şimdi savunma arasına bir top. Skamakka. Ceza sahası içinde. Bastı topa. Kim Min-jae çok iyi girdi araya. Wesley oynadı Kim Min-jae. Wesley. Offside yok. Rodrigo'ya bıraktım. Çok yorgunum artık yani. Yürüyemiyorum bile. Rodrigo. Wesley paslaşması. Gravenberch. Kesti ortayı. Gakpo'ya gelmedi. Şimdi tehlikeli geliyor Frankfurt. Skamakka. Çok aceleci davrandı. Kötü yere attı topu. Arroyo Wesley'i gördü. Wesley istemişti orada. Wesley aradan gönderdi Rodrigo'ya. Bekle. Rodrigo geliyoruz. Son artık gücümüz. Önüme istedim. İçeri kestim. Lan çok kötü ya. Tut onu. Yani daha iyi bir orta atsak Gakpo'yu. Yani tam buluşturabileceğim açıyı bulmuştum ama maç 0-0 sona erdi. Valla Frankfurt iyi takım kurmuş. İyi savunma yapıyor. Gol yollarında biraz onlar da etkisizdi ama maçta iki tarafta gol bulamadı. 0-0 beraberlikle sona erdi maç.
Şampiyonlar Ligi'nin ardından lige geri döndük. Brentford ile karşı karşıya geleceğiz. Bu maçı abi dur. Antrenmanları hemen verelim. Oynamadığım antrenmanlar zaten bunlar benim. Genelde duran top kullanmayacağım için yapmamıştım onları. Brentford maçına geçelim. Bu maçta ben direkt sonuca geç diyeceğim. Çok yorgunuz abi, bizi dinlendirmesi lazım hocanın artık derken. İki golü de biz atıyoruz. 2-1 bitiyor maç. David Carmo'dan gelmiş Brentford'ın golü. 9.5'te oynamış Wesley. Sıradaki maç da tırt bir maç. Bristol ile oynayacağız. Yani bu maçı büyük ihtimal kazanırız diye düşünüyorum. Gerçi hoca yine rotasyona gidiyor abi. Bir biz rotasyona girmiyoruz. Bir de Kim Min-jae herhalde. 4-1 yeniyoruz bu maçı. Wesley, Gravenberg, Stephenson. Biz 2 gol atmışız. Hemen derecemize bakalım. 9.4 yapmışız. Endo kırmızı kart görmüş maçta. Vaa, bu maç kritik. Nottingham Forest 4. sırada ki ayın futbolcusu adaylarında listesinde 2 tane Nottingham Forest'lı oyuncu vardı. Nottingham Forest bu sene iyi ilerliyor gibi. Arsenal 12. sıraya kadar düşmüş. Yani aslında teklif gelirken konuşmuştuk. Arsenal işte teklif yapsa abi, onu kurtarsak, eski günlerine falan çevirsek, döndürsek diye, ama kadro o kadar kötü ki adamlar 12. sıraya kadar gerilemiş. Ben bir sezon gol krallığına bakacağım. Sezon istatistiklerinde lider durumdayız. 10 maçta 9 gol atmışız. Asiste kaçız? Asiste 10. sıradayız. 3 tane asistimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde ne? Dalinga Fenerbahçe ile 6 gol atmış. Nasıl 5 maç ya? Tam bu ön elemeyi de almış ya o zaman. İmkanı yok zaten. Bak Galatasaray'da 7 maç oynayan var çoğu diye biri. Tamam abi, bu elemeyi de almış. Onu saymıyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. Anlayacağınız üzere bir bölümün daha sonuna. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, video izledikten sonra da beğenip yorum atmayı lütfen unutmayınız. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.